Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Bugün ekstra bir video çekmeyi düşündüm. Vaktimiz de olunca 5-6 tane beğendiğim hisseler vardı. Onlara şöyle bir genel anlamıyla bir bakalım. Orta uzun vadedeki durumları nedir? Diğer hisselere göre, endekse göre durumlar nedir? Dolar bazlı nedir? Bir bakalım dedim. Şimdi öncelikle endeks tarafı tabii yarın yine detaylı konuşuruz. Rekorlar kırmaya devam ediyor. Burada düşük kalan kağıtlarımız var. Onları bizim değerlendirmemiz lazım. Bu işler bir genel olarak gitmiyor biliyorsunuz. Sırayla gidiyor. Biz de onları değerlendiririz. Şimdi ilk planda benim dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi Pegasus arkadaşlar. Pegasus'taki TL bazlı grafikteki durum oldukça sıkışmaya işaret ediyor. Gördüğünüz gibi burada bir düşen trendimiz var. Ne zaman 21 Haziran'da gördü zirveyi geçememiş endeks yükselmesine rağmen ve bir düşen trend oluşmuş. Aynı zamanda şu şekilde şurada da yaklaşık olarak herhalde Temmuz'un 25'ine itibaren evet şurada da kısa vadeli, çok kısa vadeli yükselen bir trend var. Gördüğünüz gibi yükseliyor tepeler, dipler yine aynı şekilde yükseliyor. Cuma günde birazcık böyle bir satış gelmiş durumda ve sıkışma artık sonlarına yaklaşmış durumda gözüküyor. Bunun şöyle bir uzatırsak da gördüğünüz gibi oldukça güzel bir trend gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada stratejimiz ne olmalı? Ona bakacağız biraz da. Gördüğünüz gibi buradaki kırılma eğer yukarı doğru kırılma olacak olursa Pegasus'un da daha bilançosu da gelmedi. Bilançosu geldikten sonra biraz daha netlik kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu kırılmanın artık büyük bir olasılıkla bilançoyla birlikte yukarı ya da aşağı kırılmayla birlikte bu hareket netleşecek diye düşünüyorum. Yukarı doğru kırılırsa zaten önümüzdeki dönemdeki hedefleri daha da böyle şöyle bir üst çizgi çizebiliriz arkadaşlar. Zirveleri, tepeleri birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi hemen hemen 225-230 gibi bir seviye, hedef seviyesi olabilme ihtimali var arkadaşlar. Şu an için durum bundan ibaret. Oldukça da güzel bir grafik gibi duruyor. TL bazlı grafiğimiz bu. Onun dışında diğer taraftan endeks bazlı bakacak olursak da endeks bazlı hemen şunları silelim. Endekse göre gördüğünüz gibi 4 Temmuz'dan itibaren endeks yukarı doğru giderken daha negatif bir durumda Pegasus ve hemen hemen gördüğünüz gibi 8 Haziran'daki seviyesine gelmiş durumda. Burada böyle daha böyle haftalık olarak büyük resme bakacak olursak da şurada bakın çok önemli bir çizgimiz var arkadaşlar. Bu bölge çok zor bir bölgeydi gördüğünüz gibi. Bakın 2019'da burası kırıldıktan sonra aşağılara daha da aşağılara geldi. Çok yukarıyı denedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa falan denemiş arkadaşlar ve kıramamış. En son burada Haziran ayında burayı yukarı doğru deniyoruz ve kırıyoruz. Arkasından eski tepesine geliyor gördüğünüz gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi eski tepesine geliyor. Oradan da bir düzeltme geliyor ve bir pullback hareketi görüyoruz arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi çok önemli bir, yani çok da güzel bir grafik aslında. Çok böyle her şeyi anlatan bir grafik. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir 2017'den beri gelen bir trendimiz var. Ve bu yukarı doğru sıkışma aşamasında. Şuradaki sıkışmayı zaten yukarı kırmış ve burada bir pullback yapmış durumda. Benim beklentim buradan yeniden endekse göre pozitif bir seyirle buralara kadar gelmesi ve burayı da kırması diye düşünüyorum. Zaten burada geldiği zaman tekrar düşünmek gerekiyor açıkçası. Şuraya geldiği zaman bu yani 0.781 seviyesinde şu bölgeye geldiği zaman burada düşünmek gerekiyor yeniden pozisyon ama buradan buraya kadarki harekette bile ciddi şekilde pozitif ayrışacağını düşünüyorum açıkçası. Ben tabii bu gördüğünüz gibi burada ne kadarlık yaklaşık olarak 6 haftalık, 1,5 aylık bir süre burası. Burada da aynı şekilde belki 4-5 haftalık bir süre içinde buraları tekrar denemek isteyecektir diye düşünüyorum Pegasus tarafında. Şimdi Pegasus'ta diğer bakacağımız bir nokta dolar bazlı grafiğimiz arkadaşlar. Dolar bazlı grafikte de aynı şekilde gördüğünüz gibi ciddi bir şurada sıkışma var. Yani bu sıkışmanın da artık gördüğünüz gibi burada da bir üçgen bir düzeltme hareketi görüyorsunuz. Çok büyük bir şekilde üçgen düzeltme hareketi görüyoruz. Buradaki durumda da bunun da bir daha bakın daha küçük seviyelerini de yapabiliriz bu şekilde.
daha genel resimden ya küçük resme bakabilirsiniz. Dediğim gibi gördüğünüz gibi burada da dolar bazlı tarafında da 11 nokta şuradaki gördüğümüz yüksek seviye 11,5 dolar seviyesi buradaki 2019'dan beri gelen bir düşen trendin tepesiydi açıkçası. Bunun bir çizgisine değdi. Ve buradan bir dediğim gibi geri geldi. Yine aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi 25 Temmuz tarihinde de dolar bazlı olarak bir pullback yapmış oldu. Şuradaki hırdayı çizgiyi. Burası da burayı da açıkçası gördüğünüz gibi bakın hemen hemen 1,5 yıldan beri iki bir bölge şu bölgede açıkçası arkadaşlar. O yüzden burayı da kırdıktan sonra buraya bir pullback yapmış ve önümüzdeki günlerde de tekrar yukarı doğru bir hareket yani son 2 haftadan beri yukarı doğru bir hareket içinde. Ve burada da dolar bazlı olarak 11,30 doları eğer geçtiği kırdığı noktada büyük bir olasılıkla çok daha büyük bir hareket içine girecektir. İlk planda tabii şurada da bir düşen trend var diyebilirsiniz. Ama açıkçası ben buranın çok yani buradaki kadar etkili olacağını düşünmüyorum ve şuradaki tepeye bakın. Şuradaki tepeye kadar bir hareket içinde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak işte 14,5-15 dolar seviyesine kadar bir hareket içinde olacaktır diye düşünüyorum. Dolar bazlı grafiğimizi de bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında ayrıyetten bakacağımız olan bir şey de yine aynı sektör içinde olan Türk Hava Yolları ile olan durumu. Türk Hava Yolları ile olan durumuna da Pegasus'u Türk Hava Yolları'na bölüyoruz arkadaşlar ve genel bir resme bakıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bunu daha önce de paylaşmış olduğum bir grafikti. Şuradaki bakın burası çok önemli bir bölge. Yani burası Pegasus Türk Hava Yolları rasyosu gördüğünüz gibi 6-6-30 bölgesini bir türlü geçemiyor. İşte zaten burası buradan bir satış gelmiş. Arkasından buradan bir satış gelmiş. Yine burada bakın gelmiş. Burada birazcık böyle F katmış gelmiş. Yine aynı şekilde burayı gelmiş. Burası da en son 2021 yılı Mayıs ayından itibaren de Pegasus Türk Hava Yolları'na göre daha negatif ayrışıyor. Peki bunun tepe noktası burası. Dip noktası neresi? Dip noktasında da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çıkıyor karşımıza. Tabii bu 2019'da gördüğünüz gibi 1,35'lere kadar gelmiş burası 6,5'lardan. Ama son dönemdeki şu bölge yaklaşık olarak bakın ne zamandan beri bir şuradan itibaren işte 2019'dan itibaren neredeyse 3 yıldan beri de bu bölge içinde. Şimdi buradan bir destek alıp yukarı doğru gitmiş. Sonra tekrar aşağı gelmiş. Yine aynı şekilde geçtiğimiz Mayıs ayında buradan bir destek alıp yukarı doğru gitmiş ve 4 seviyelerini zorlamış. Şimdi yine 2,86 seviyesine gelmiş durumdayız. Bizim buradaki dibimiz de 2,72 arkadaşlar. Artık yani buranın kırılıp kırılmadığına bakacağız. Türk Hava Yolları'ndan biraz daha pozitif ayrışma ihtimali bana yüksekmiş gibi geliyor. Açıkçası şuradaki çizgi kırılmadığı sürece Pegasus alıp Türk Hava Yolları sat pozisyonu yapılabilir arkadaşlar. Büyük bir olasılıkla da Pegasus Türk Hava Yolları'ndan biraz daha böyle olumlu ayrışabilir bu dönemden sonra diye düşünüyorum. Tabii gelecek bilançonun da durumuna göre bir de buradaki çizgi kırılırsa zaten burada stop etmek gerekiyor. Mutlaka stop olmak gerekiyor. Çünkü bu sefer aşağıdaki bölge hemen hemen 2,70'lerden 1,96'lara, 1,90'lara kadar gelen bir bölgeye kadar aşağı doğru hareket devam edebilir diye düşünüyorum. Bunun dibi gördüğünüz gibi 1,35'ler olabilir. Dediğim gibi yani şu çizgi çok önemli bir çizgi. Buralardan denenir mi? Zaten buralardan denenmesi gerekiyor arkadaşlar. Kırarsa da stop olursunuz. Yeniden Türk Hava Yolları long, işte Pegasus short pozisyonuna geçilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Pegasus'taki düşüncelerim bunlardı. Bunun dışında diğer bir hissemiz arkadaşlar. Şunu tekrar TL'ye bazlı yapalım. Diğer bir hissemiz Koç Holding. Koç Holding'de son dönemde endekse göre zayıf kalmış hisselerden bir tanesi biliyorsunuz. Orada da yani endeksteki zirvesini 11 Nisan'daki zirvesini de geçemedi. Haziran'daki zirvesini de geçemedi. Şu anda ciddi şekilde birazcık böyle negatif ayrışmış durumda. Biraz sonra ona da bakacağız. Burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu şekilde bir düşen trendimiz vardı. Bunu geçtiğimiz Perşembe, Cuma günü yukarı doğru kırdı. Ve onun üzerinde şu an için tutunmaya çalışıyor. Oradan halen satışlar geliyor arkadaşlar ama bunun üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bence bunun üzerinde tutunduğu sürece açıkçası yukarı doğru potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Şuradan itibaren de ciddi güzel bir rally tabii bu da aynı şekilde eşlik etti ama endekse göre daha böyle zayıf durumda. Burada da dediğim gibi düşen trend kırıldı. Düşen trend kırıldıktan sonra eğer üzerinde dediğim gibi kalabilirse ilk planda hemen şu eski zirveleri, tepeleri birleştirdiğimiz zamanki geleceğimiz nokta hemen hemen işte 48 seviyelerine falan geliyor. İşte %20'lik bir
burada marj olabilir arkadaşlar. Oldukça da güzel bir grafikmiş gibi gözüküyor bana. Şurada da şöyle bir bakın yine gözümüzde gördüğümüz destek noktası da işte 39.88 40 seviyesi de burada da. Bu da hemen hemen paralel bir çizgi zaten. Şöyle bir kanal yapısı içinde hareket ediyor işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu takip etmekte fayda var ama şuradaki kırıldıktan sonra buradaki hedefimiz gördüğünüz gibi 48 seviyesinde doğru bir hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor. Bunun yine aynı şekilde dolar bazlı tarafına bakacak olursak da gördüğünüz gibi burada şuradan gelen önemli bir düşen trend vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da kırdı. Yani burada işte hemen hemen 3 dolarlardan 1.96 2 dolarlara kadar gelmiş. Dolar bazında ciddi bir değer kaybından sonra buradaki düşen trendi kırmış durumda. Sırasıyla itibaren bana göre sırayla 2.5 dolar, şu böyle 2.5 dolar ve ardından yeniden 3 dolar seviyesini ben deneyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şunu hemen şöyle yapalım tekrar. Burada da dediğim gibi en önemli noktalardan bir tanesi gördüğünüz gibi şurada çok net bir şekilde bir düşen trend var. 2.93 dolar seviyesi oldukça önemli bir seviye. Koç Holding için eğer burayı da kıracak olursa zaten çok ayrı bir dünyaya gidecektir diye düşünüyorum Koç Holding tarafı. Koç Holding için 4.5 dolar ve yeniden 5 dolar seviyesine doğru bir hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. Koç Holding ciddi bir getiri sağlayabilir. Dediğim gibi burası 3 dolar seviyesi de tabii endeks için de çok önemli seviye. Hemen hemen işte 2 dolar 2 sent dediğimiz eski seviye endekse göre seviyenin de kırılmasıyla birlikte kırılacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da yine endekse göre olarak baktığımız zaman da hemen şunları şöyle temizleyelim. Burada da şu şekilde bakın şuradaki seviyeyi zaten bakın kırdıktan sonra buraya doğru bir hareket içinde olacaktır. Şuradaki destek seviyesine gelmiş durumda. Bakın buradan yine sekmiş durumda. 18 Temmuz tarihinde buradan yukarı doğru bir hareket içinde yeniden. Dediğim gibi şuradaki kırmızı çizgiyi yeniden kıracak olursa endeks tarafında yeniden eski zirvelerine gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu aylık olarak bakacak olursak da bakın burada ciddi bir hareket var ve şuradaki işte 17.93 seviyesi şu bölgenin geçilmesi çok daha önemli endeks tarafında daha böyle pozitif ayrışması için. Ama dediğim gibi yeniden yani şuradaki kırmızının aradaki kırmızının üzerine attıktan sonra buralara kadar ben pozitif ayrışmasını bekliyorum Koç Holding'in arkadaşlar. Evet endeks hisselerinden yine son dönemde benim yani ucuz bulduğum beğendiğim demeyelim Petkim var arkadaşlar. Petkim tarafında da geçen haftalarda da yani Petkim biliyorsunuz bu 8 seviyelerinden beri yukarı doğru bir hareket olma ihtimalini söylüyordum. Şuradaki 9'u geçtikten sonra yukarı hareketin yine hızlanacağını düşünüyorum demiştim. Ama dediğim gibi Petkim halen ve halen çok daha geri kalmış durumda arkadaşlar. Şu bölge pardon şunu silelim yanlış oldu. Şunu çizecektim. Şuradaki bakın şuradaki cuma günü benim takip ettiğim çizgilerden bir tanesi şuradaki çizgiydi. Bu çizgi neden önemli? Buradaki destek kırıldıktan sonra satışların hızlandığını görüyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden buranın da hani buraya doğru zorluyordu. Burayı da cuma günü üzerine atması gayet olumlu bir noktaydı. Buradaki düşen trend ne durumda derseniz düşen trendimizde hemen hemen işte 10 şunu daha net yapalım. 10.10 seviyesinde şu anda düşen trendin kırılmasıyla birlikte yeniden işte 11 ve 12'li seviyelere doğru ben hareketin olma ihtimalini yüksek buluyorum. Burada şöyle bir yine paralel çizecek olursak da şu paraleli buradan alıp buraya atacak olursak da bakın şöyle şu şekilde dediğim gibi 11.65-12'lere doğru bir hareket olma ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Endekse göre çok ucuz kalmış durumda. Ciddi ucuz kalmış da o durumda ve o yüzden de yukarı doğru hareketin biraz daha devam etme ihtimali yüksekmiş gibi geliyor bana da. O yüzden Petkim tarafında ben endekse göre birazcık daha olumluyum arkadaşlar. Şimdi bu taraftan yine endeks bazlı bakacak olursak da gördüğünüz gibi hemen şunu haftalığa bakarsak daha büyük resim görürüz. Burada da ciddi şekilde bakın nerelere 8 Şubat'taki seviyelerine gelmiş durumdayız. Burada da aynı şekilde şurada şöyle bir trendimiz vardı. Düşen trendimiz vardı. Bu kırıldıktan sonra yukarı doğru hareket devam etti ve buraya bir pullback yapmış gibi görüntüsü var.
Burada da şuradaki trende bir bakmak gerekiyor. Evet, buradaki trendi şuradaki trend kırıldıktan sonra bunun üzerine atarsa eğer önümüzdeki günlerde şuradaki çizginin üzerine tekrar atacak olursa bence yeniden yukarılara doğru hareketin devam etme ihtimali yüksekmiş gibi geliyor arkadaşlar. Petkim tarafında da biraz daha böyle pozitif ayrışma olabilir diye düşünüyorum. Dolar bazlı bakacak olursak da dolar bazlı yine aynı şekilde gördüğünüz gibi burada da bir düşen trendimiz var. Çok önemli bir seviye. İşte 70 sent seviyesi burası da. Buraya kadar önümüzdeki günlerde bir hareket olma ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Yeniden yukarı doğru kendini kırmış durumda. Yukarı doğru bir ivmelenmeyle birlikte işte 70 sentlere doğru bir hareket olursa, orayı kırarsa çok daha ayrı bir dünyaya geçeriz ama kıramazsa da 70 sente kadar harekette oldukça olumlu olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 70 sentteki harekette de şöyle yapacağız. Hemen 18 0.7 çarpı işte 18 diye hesaplayacak olursak bu da hemen hemen gördüğünüz gibi biraz önce bahsetmiş olduğumuz 12 seviyelerine doğru bir hareketi olacağını gösteriyor arkadaşlar. Petkim'deki durum da bundan ibaret. Yine diğer bakacağımız benim de yine beğendiğim hisselerden bir tanesi de Ford Otosan arkadaşlar. Ford Otosan'da da geçtiğimiz hafta şuradaki düşen trend kırıldı. Burada da açıkçası bu kırıldıktan sonra yukarı hareket biraz daha gördüğünüz gibi ivmelendi ve Cuma günü de tarihi zirvelerinden kapattı hisse gördüğünüz gibi ve TL bazlı tarihi zirvelerinden kapattı. Oldukça olumlu bir şekilde ilerliyor. Endekse göre de olumlu bir şekilde ayrışmış durumda. Önümüzdeki günlerde nereye kadar gidebilir derseniz de hemen ona bakalım şöyle. Haftalık olarak bakacak olursak da açıkçası şuradaki şu bölgeye kadar 364-365 seviyesine kadar bir hareket olma ihtimali bana güçlü geliyor arkadaşlar. Buraya kadar bir hareket olabilir. Şöyle hemen buraya bir paralel atacak olursak da gördüğünüz gibi bu şu kanal içine tekrardan girecektir. Hemen şuraya bir paralelliğe atıp şunu da şöyle yapacak olursak da kanal yapımız da bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. 364 seviyesine kadar bir hareket çok da fazla bir şey kalmadı açıkçası aslında. Ama dediğim gibi onun üzerine tekrar atabilir mi? Endeksteki duruma göre atma ihtimali de var arkadaşlar. O zaman çok daha farklı bir yükseliş trendine girecektir diye düşünüyorum. O zaman tabii ki çok daha farklı bir çizgi çizebiliriz. Daha böyle büyük resme bakabiliriz diye düşünüyorum. Burada da yine aynı şekilde endeks bazında bakacak olursak da Frota'ya çok net bir durum çıkıyor burada da arkadaşlar. Aslında bakın ne kadar net bir çizgi. Buradan ciddi şekilde hep alımlar gelmiş. Endekse göre pozitif buradan ayrışmış. Gördüğünüz gibi önümüzdeki günlerde yeniden şuradaki kanalın üst bandına doğru bir hareket içinde olabilir. Hep buradan alttan yukarı doğru sekmiş ve üst banda gelmiş. Üst banda dediğim gibi gelirse orada yeniden değerlendirme yapılır ama kırarsa da gördüğünüz gibi aslında çok net bir görüntü var. Şuradaki yükselişin düzeltmesini işte ne zamandan beri yapıyor? Şubat 2021'den itibaren neredeyse 1,5 yıldan beri buradaki daha önceki yükselişin düzeltmesini yapıyor. Ve artık bunun sonuna gelmiş olabilir. Endeksten çok daha farklı bir şekilde pozitif ayrışma yaşayabilir diye düşünüyorum. Furoto tarafında da. Yine buranın da dediğim gibi dolar bazlı tarafına bakacak olursak da burada da yine bakın çok aslında net bir grafik var. Dolar bazlı. Şuradaki seviyeyi, şu çizgiyi kırdıktan sonra aslında bakın şöyle yapalım. Bakın çok güzel bir kanal içinde 2013'ten itibaren çok aslında yatay bir kanal içinde yükselmiş arkadaşlar. Yani çok ufak yükselişler yaşamış ama dolar bazlı 2013 yılından beri şu kanal içinde hareket etmiş. Ve geçtiğimiz yıl 2020 yılında burayı kırmış. Kırdıktan sonra da şu anda pullback yapmış ve burada bir düzeltme seviyesini yaşıyor. Yani az buz değil. Şimdi baktığınız zaman şuradan 5 dolardan 30 dolara kadar yükselmiş. Ve 30 dolardan şu anda 18 dolar, işte 15 dolara kadar düşmüş. Hemen hemen bakın %50 düzeltmesini yapmış. Ve burada bence düzeltmesinin artık sonlarına gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada da şöyle bir düşen trendimiz var. Buradaki düşen trendin yukarı doğru kırılmasıyla birlikte şuradaki bölgede de açıkçası bakın şurada da şu yatay bölgede düşen trendten bence daha da önemli bir trend arkadaşlar. Yatay hareket. Şurası maviye çevirelim. Burayı da eğer kıracak olursa burası da 21 dolar.
22 dolar, kabaca 22 dolar da kıracak olursak bence artık yeniden yeni bir üst bandı. Hatta şunu şöyle yapalım. Şöyle yapacak olursak da işte 33-35 dolarlara kadar bir hareketin olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Üst banda tekrar ben açıkçası şuradaki kanalın üst bandına yeniden temas edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 33 dolar olarak da şöyle hesaplayabiliriz. 18 çarpı 33 dolar dediğimiz zaman da 594-600 TL'lik bir fiyata gelebilme ihtimali var Frotto'nun da. Zaten gelen bilançosu da oldukça güzel bir bilançoydu. O yüzden dediğim gibi Frotto'daki olumlu görüşümü ben koruyorum önümüzdeki dönem için. Frotto dışında geçtiğimiz haftalarda yine beğendiğim bir hisse vardı arkadaşlar. Ve grafik atmıştım. Alkim tarafında da şu attığım grafik şöyle günlüktü açıkçası. Şunu da şöyle yapalım. Günlükte de şöyle bir grafik atmıştım. Düşen trendi kıracak mı diye. Gördüğünüz gibi düşen trendi kırdı. Hızlı bir şekilde 20'ye doğru hareket etti. Arkasından da gördüğünüz gibi iki defa bir pullback yapmış durumda ve 23.78 kapattı arkadaşlar. 23.78 kapattı. Bunu da onayını da aldı düşen trendin. Ama şurada da şöyle bir bölge var arkadaşlar. Bu bölge neden önemli? Bu bölge şundan önemli. Bakın, yan hacim barlarını açtığımız zaman bu bölgeyi şu şekilde görüyorsunuz. Bakın, bu bölge ciddi bir hacimli bir şekilde yani geçilmesi gerekiyor. Bu bölgede daha fazla hacim olmuş. Şunu şöyle yapalım biraz da pardon. Gördüğünüz gibi şurası. Bu bölgenin dediğim gibi üzerinde herhangi bir hacim yok artık. Bu bölgede geçtikten sonra önümüzdeki dönemde yukarı doğru hareketin hızlanacağını düşünüyorum. 24 bölgesi burası kabaca. 24 TL'nin üzerinde kalıcı olmaya başladığımız noktada yukarı doğru hareketin çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğini bekliyorum ben. Ve nereye kadar devam ederiz derseniz de daha önceki çizgimiz belli arkadaşlar. Şöyle bir görüyorsunuz. Bakın tepeleri birleştirdiğimiz zaman da bu da hemen hemen 27 liralara kadar geliyor. Burası şöyle hemen bakın paralel atarsak da ne kadar önemli bir grafik olduğunu gösteriyor. Biz de burada açıkçası yani burada da buradaki hareket şunu gösteriyor. Şuradan itibaren hatta şuradan itibaren 2016-2018'den itibaren bir yükseliş hareketi oldu. Ciddi bir yükseliş hareketi oldu. Alkim'de ve bunu sindirmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 2-2,5 yıldan beri, 2 yıldan beri şu bölgede bunu yukarı doğru bir düzeltme içinde bunu sindirmeye çalışıyor. Ve büyük bir olasılıkla önümüzdeki dönemlerde ben endeksten daha pozitif ayrışmasını bekliyorum. Yukarı doğru bu 27,5'ların kırılmasını, işte 27-27,5'un kırılmasını ve yeni bir yükseliş hareketinin başlamasını bekliyorum. Açıkçası dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bazen hisselerdeki düzeltmeler şu şekilde olabiliyor. Hemen onu çizelim. Bakın şu şekilde bir düzeltme kanalında olabiliyor. Şimdi şöyle bir yükseliş olabiliyor. Bu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde şu şekilde düşen bir kanal içinde düzeltme olabiliyor. Ve aynı Alkim'deki gibi şu şekilde daha böyle yükseliş yani yukarı doğru bir kanal içinde olabiliyor. Bunların hepsi tamamen düzeltme hareketidir arkadaşlar. Şimdi Alkim'de endeks bazında hemen bakacak olursak da gördüğünüz gibi bakın buradaki zirvesini endeks bazında gördükten sonra aşağı doğru bir hareket içinde yapmış ve şuradaki yükselişin düzeltmesini endeks bazında zaten bunu net bir şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bakacak olursak bakın çok net bir düşen trend içinde hareket ediyor ve burada da şöyle bir düşen trend var ve bunu büyük olasılıkla yukarı doğru kıracak ve endeksten pozitif ayrışmaya devam edecek. Dediğim gibi gelecek olan bilançolarda bunu birazcık daha netleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolar bazlı olarak bakacak olursak da bakın dolar bazlı da çok yani Frotto'nun grafiğine de benziyor arkadaşlar. Çok önemli bir bölgeyi kırdıktan sonra şu bölgeyi bakın kırdıktan sonra daha bunu aylık yapalım. Daha net görelim arkadaşlar. Bakın yaklaşık olarak işte ne zaman 2008 zirvesinden ne zamana kadar 2020'ye kadar 12 yıllık bir bölge arkadaşlar. 12 yıl bu bölgeyi geçememiş. 1, 2, 3, 4 şurada bayağı zorlamış. Burada yine zorlamış. Burada yine bakın bayağı bir fake atmış. Kırar gibi kıramaz gibi bayağı bir alıcı satıcı savaşı olmuş. Ve burayı en sonunda kırmış arkadaşlar.
Neresi? Bu çizgimiz en son kırdığı nokta 1,17 dolar seviyesi. Burayı kırdıktan sonra da net bir şekilde yukarı doğru hareket. Bakın şu bölge işte kırma, bakın ciddi şekilde aslında burada bir savaş olmuş. Ve burayı büyük borsada hacim olarak da bakmak lazım. Bakın burada hacim olarak bakacak olursak da burada da ciddi bir hacimli bir şekilde bakın kırmış burayı artık, tamam mı? Buradaki savaştan sonra yukarı doğru gelmiş 2,75 dolara ve buradan ciddi bir düzeltme yaşamış. Bu ciddi düzeltmede dolar bazlı olarak işte 2021 Şubat neredeyse 1,5 yıldan beri de aşağı doğru dolar bazlı bir yön içinde arkadaşlar ve şu çizgide artık ne konumuna gelmiş? Buradaki direnç seviyemiz destek konumuna gelmiş ve burası her zaman için 1,17 dolar ciddi bir destek noktası durumunda. Burada da aynı şekilde şuradan başlayan bir düşen trend çizebilirsiniz. Bakın yine aynı şekilde şuradan başlayan bir düşen trend çizebilirsiniz. Dediğim gibi farklı farklı bakış açıları var ama açıkçası bana göre şuradaki grafikten ne görüyorsunuz derseniz de bana göre şöyle bir çizgi çizmek çok daha doğru olacaktır. Şu çizgi yani bir trendin her zaman için neden bir trend önemlidir? Neden güçlüdür ve güçsüzdür? Bir trendin önemli olması ne kadar çok dip veya tepenin kendisine temas ettiği ile alakalıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar çok temas etmiş bu çizgiye. Yine bakın buradaki de çok önemli. Çok sayıda temas etmiş durumdayız ve dediğim gibi büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde 1,72 dolarlara kadar bir hareket içinde olacağız. Arkasından eğer buranın üzerine atacak olursak da yeniden şunu hemen aylık olarak bakacak olursak da hemen şuna bir paralel atacağız arkadaşlar. Bunu da buraya atacağız bakın. Gideceğimiz nokta 1,32 dolar. Şu andaki kapanışımız gideceğimiz noktada 2,85 dolar hemen arkadaşlar. Dolar bazlı %100'den fazla bir getiri potansiyeli bence barındırıyor. Bu Alkim hisse senedi arkadaşlar. Yani orta vadede alıp da bekleyeceğim dediğiniz hisselerden bir tanesi Alkim olabilir yine aynı şekilde. Şimdi Alkim'deki görüntü de bu şekildeydi. Bunu da baktık. Şimdi şöyle hemen TL'ye bazlı tekrar yapalım. Şunu da silelim. Son olarak da Tofaş var arkadaşlar. Tofaş da biliyorsunuz burada o zamanında da şey yapmıştım. Tofaş şuradaki hareketini ciddi şekilde bakın burayı kırdı. Kırdıktan sonra da burayı kırdıktan sonra yukarı hareket devam etti. Pullback yaptı ve yeniden yukarı doğru hareket içinde bir izlenim veriyor arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi oldukça muazzam, muntazam, güzel bir grafik yani. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde her şey grafikte aslında teknik analize uyacağım diyorsanız burada sallıyorum şuradaki şey kırıldıktan sonra long açtığınız zaman bile işte 50'den hemen hemen şuradaki seviye işte yüksek 91 hemen hemen %80 %90 bir getir sağlamış durumda. Şimdi daha böyle büyük resimden küçük resime geçtiğimiz noktada da burada da şuradan bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Bu düşen trendi zorlamaya başladı. Geçtiğimiz haftadaki ciddi şekilde yükselişten sonra Perşembe günü şöyle bir fake attı, tekrar aşağı doğru geldi. Ama dediğim gibi burada zorlanıyor şu an için. Zorlanma görüntüsü var burada. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bir de benim şöyle bir ara çizgim var. Benim çizeceğim. Bu ara çizginin şu anda içinde gördüğünüz gibi. Buranın altı üstü diye düşünecek olursak büyük bir olasılıkla önümüzdeki günlerde ben buranın yani 84 seviyesinin, 85 seviyesinin yukarı doğru, şuradaki yüksek seviyemizin 85 seviyesi, 85 seviyesinin yukarı doğru kırılıp işte yeniden ayrı bir kanal içinde ben yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Burada da bence gayet olumlu bir hareket var diye düşünüyorum. Tabii kırılmadan da daha henüz kırılmadı. Kırılmadan da pozisyona girmek her zaman için risklidir arkadaşlar. O yüzden de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi kırıldığı noktada da ciddi bir potansiyel var. Şuradaki bölgede gördüğünüz gibi 2000 Aralık 2021 hemen hemen 9 aydan beri bir düzeltme seviyesi, düzeltme içinde endeks tepelerini yeni tepeler yaparken bu tarafta yeni tepeler gelmedi arkadaşlar. O yüzden bundan sonra bu aralığı kapatabilir diye düşünüyorum. Yine burada endeks bazlı olarak bakacak olursak da hemen şöyle işte şunu haftalığa alalım tekrar.
Bakın burada da yani aslında dediğim gibi endeks bazlı relatif getiriler her zaman için önemlidir. Büyük resimde de küçük resimde de. Bakın burası önemli bir bölgeydi. 2016'dan beri gelen burayı kırmışız. 2 Ağustos 2020'de kırdıktan sonra da yukarı doğru hareket devam etti ve aşağı doğru bir pullback hareketi yaptı. Ve büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde de buradaki pullback hareketinden sonra yeni bir yukarı doğru hareket gördüğünüz gibi buradan bir zıplamış durumda yeniden yukarılara doğru bir hareket içinde olma ihtimali yüksek. Endeksten biraz daha pozitif ayrışacaktır diye düşünüyorum. Nerelere kadar pozitif ayrışabilir diye derseniz de şöyle bakın çok net bir durumda şuradaki çizgiye kadar şu kanalın üst bandına kadar hareket etme ihtimali yüksek arkadaşlar endeks bazında. Yine dolar bazlı olarak burada da bakacak olursak da dolar bazlı da burada da aynı şekilde çok önemli işte 6.20 dolarlar. 6.20 dolarlara kadar bir hareketin yeniden ben üçüncü defa şuradaki çanağı tamamlamış durumda. Çanak tamamladıktan sonra aşağı doğru bir düzeltme yapmış ve yeniden 6.20, 6.50 dolar seviyesini tekrar deneyeceğini ve yukarı kırıp kırmaması biraz da oradan etki kazanacak. Kırarsa da çok ciddi bir fincan kulp formasyonu var. Burada gördüğünüz gibi buradan da yukarı doğru hareketin olma ihtimali daha da artacaktır. Ayrı bir banda gireceğiz diye düşünüyorum. Tamamen dolar bazlı. Aylık olarak şunu çevirecek olursak da hemen şunu biraz sıkıştıralım. Hedeflerin neresi olduğunu düşünüyoruz. Bakın bu çizgi çok önemli. Yaklaşık olarak 10.75-11 dolarlara kadar bir hareketin olma ihtimali kuvvetli gözüküyor. Tofaş Oto'da dediğim gibi otomobil tarafındaki farklı adımlar belki işte Ford'da olsun, Tofaş olsun biraz daha böyle canlandırabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi otomotiv sektöründeki Kağıt, Pegasus, Petkim, Koç Holding, Alkim beğendiğim, son dönemde beğendiğim güzel hisselerden, orta uzun vadeli hisselerden biri. Bunlar hiçbir zaman bakın söylemiyorum, temettü hissesi olarak söylemiyorum size. Yani gidip de işte şu anda 6,5 milyar dolar piyasada değeri olan Sasa'ya gidip de 10 kat, 15 kat yükselecek diye sizlere ümit vermiyorum. Daha bunlar gördüğünüz gibi realitesi gerçekleşmesi yüksek olan durumlar. Dediğim gibi çok fazla uçup kaçmaya da gerek yok. Twitter'da artık şovmenler kaynamaya başladı. Onlardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman realitenin dışına çıkmaz borsa. Çıktığı dönemler olmuş mudur? Olmuştur ama kısa sürede realitesine geri dönmüştür bunlar. Bu hep böyle olmuştur. Yaklaşık olarak 22-23 yıldan beri borsanın içinde olan birisi olarak benim yaşadıklarım, gördüklerim bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Uzun da bir video oldu. Yarın yine genel değerlendirme videosunu açacağız. Hisse tarafı ile ilgili onları yine değerlendiririz. Bunlar hisse tarafıydı. Daha böyle büyük resimdi. Önümüzdeki hafta için herkese şimdiden yine bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.